Şunu aslında söylemek isterim. Biz tabii ben kendim de hukukçu olduğum için kendi aramızda çok uzun yıllar tartışmışızdır. Acaba bu konuyla alakalı AK Parti dışında başka bir iktidar geldiğinde, hatta daha öncesinde de bu konuya dair bir anayasa düzenlemesi yapmaya gerek var mı? Bunun cevabı aslında hayır. Yani bir düzenleme yapmaya ihtiyacımız yok aslında. Çünkü herhangi bir yerde bir kadının Türkiye'de başının açık olarak çalışabileceği, eğitim yapabileceğine dair bir kanun maddesi var mı? Bir anayasal metin var mı buna dair? Yok. Başı açık kadınlar için böyle bir şey yokken neden başörtülü kadınlar için böyle bir şey olsun? Çünkü her halükarda bazı haklar, değerli arkadaşlarım, bazı haklar anayasanın da üstündedir. Tabii hukukun gereğidir. Aynen bu şekilde kadınların başları açık ya da başları örtülü olmasına dair tercihi bir kadının anayasada yazan bir metnin de üstünde bir korunan değerdir. Bunun ayrıca yazılmaya ihtiyacı yoktur. Böyle olduğu halde biz neden bugün bir anayasa değişikliği yapmaya karar verdik? Bunun sebebi tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi partisi Cumhuriyet Halk Partisi adına çıkarak demiştir ki biz bir kanun teklifinde bulunuyoruz. Tabii doğrusu bu biraz evvel ifade ettim, hani siyasetle ilgili bağlantı kurarken hayat insanı söyledikleriyle imtihan ediyor. Bir başka imtihan da nedir biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Hep şikayet ettikleri Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmasaydı, ben buradan kamuoyuna soruyorum. Yani vatandaşın önüne gidip daha evvel alıştıkları gibi, yani kendilerinin milletten almadığı iradeyi başka güçlere dayanarak kullanmayı tercih etmek yerine, ki buna imkan kalmadı zaten Türkiye'de, milletimizin önüne gidip %50+1 oy alma zarureti olmasaydı, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmasaydı, böyle bir şey yapmayı düşünürler miydi sizce? Ben cevabımı veriyorum kendi içimde. Ama ben milletimizin de bu cevabı vermesini istiyorum. Çünkü artık sadece ve sadece kendi mahallelerinde siyaset yapmak yeterli gelmiyor. Tek mahalleden alacağınız oyla Cumhurbaşkanı olamıyorsunuz. O yüzden mecburen başka insanlarla bir masada oturmak, başka insanları dinlemek ve başka insanlar için çözüm üretmeniz gerekiyor. Fakat tabii şu var, bu çözümü de bir doğru zeminde yapmak lazım. Şimdi ben bu çözüm üretilirken helalleşmeye dair konuşmaları falan görüyorum. Biraz evvel söyledim yani, bizim hayatımız bu konu. Bizim hayatımız olan konuda halk arasındaki tabirle tereciye tere satıyorlar. Bizim hayatımız bunun çilesi. Kaybetmedik bir şey kalmamış. Gene biz şanslıyız. Allah bize bakınız bazı imkanlar lütfetti. Ama bir sürü arkadaşımın hayatı tarumar oldu. Tüm bunlar karşısında birbirlenmiş edasıyla bize tereciye tere satıyorlar. Ve bir kanun teklifi getiriyorlar. Biz kendi aramızda anayasa yaz buluyoruz. Anayasayı. Onlar diyorlar ki bu konuda bir kanun düzenlemesi yapalım. Şimdi bu konu, başörtüsü meselesi, AK Parti'nin siyasi olarak varlığını teşkil eden en önemli unsur, biraz evvel ifade ettim. O yüzden bizim bu konuya yaklaşımımız Cumhuriyet Halk Partisi gibi siyasi bir perspektiften olamaz. Yani biz siyaseten ne ekeceğiz, ne biçeceğiz, ne kazanacağız, öyle bakmıyoruz meseleye. Bakın Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız partisini kapatma pahasına bu konuda anayasa değişikliğini daha evvel yaptı zaten. MHP ile birlikte. Partinizin kapatılmasını göz alarak yapıyorsunuz. Siyaseten bir rant için yapmıyorsunuz bunu. Bizim siyasetimizde hedefimiz milletin değerleriyle, yani biraz evvel ifade ettiğim gibi başörtüsü milletin değerlerinin remzidir. Bu ülkede sakallı uğraşıldı, dindar insanların kıyafetiyle, yeşil sermaye her zaman için milletin değerleriyle bir mücadele vardı AK Parti'ye kadar. Bizim siyasi yaklaşımız milletin değerlerini devletin değerleri haline getirmek, bunları buluşturmak, üst üste getirmek. O yüzden 20 yıldır iktidarız. Onun başka cevabı yok. Bizim milletin değerleriyle devletin değerleri buluştuğu için biz bu kadar yıldır iktidardayız. Bu konu bizim için böyle siyasi danışmanların, yerli ya da yabancı, bize bir sufle verdiği, hadi şunu da yapalım, siyaseten sizin için faydası olur diyebileceği bir şey yok. Öyle bir şey değil bizim için. Tabii böyle çok derin bir anlayış beklemiyorsunuz yani. Bu kadar acı çekmeden, üstelik de bunun hepsinin müsebbibisiniz.
Bakın 28 Şubat'ın ikna odalarının en simge ismini Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili yaptı. En simge ismini. Bu ne biliyor musunuz? Bizi böyle vurmak. Acıtmanın tepe noktası. Bunlardan da hiç derin manada pişmanlık duymadı. Hep ah çözüldü ya, çözüldü ya. Daha sesimizi çıkarmıyoruz ya, daha ne istiyorsunuz ya. Bir de böyle bir tarz işitiyoruz, böyle bir eda içinde işitiyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın da kullandığı bir ifadeyi kullanacağım. Onu da ben tevil edildiğini zaman zaman çok gördüm. Bir kez daha bizim bütün milletvekili olarak söylememizde önem var diye düşünüyorum. Esas olan hak ve hürriyetlerin kanunla verilmesi değildir zaten. Yani hak ve hürriyetler tabi hukukta var kabul edilir zaten. O yüzden biraz evvel ifade ettiğim gibi başörtülü olmak ya da başı açık olmak yerine bir anayasa hükmüne normal şartlar altında ihtiyacımız yok zaten. Asıl olan budur. Eğer bugün olduğu gibi, bugün teklifimizi vereceğimiz bugün olduğu gibi bir hürriyet, bir hak ya da hürriyet, bir hukuk kuralı tarafından teminat altına alınmak isteniyorsa bu ancak anayasayla olabilir. Biz şu anda gelinen nokta itibariyle, kaldı ki gördünüz, Cumhuriyet Halk Partisi bu kanun teklifini verdiği zaman kendi eski milletvekillerinden, kendi partilerinden isyanlar oldu. Ha olamaz falan, nasıl olur? Biz görüyoruz. Yani alttan alta da olsa, bazen böyle cılız bir sesle de çıksa, azıcık fırsat bulsak da tekrar eski o boğaz sıkmaya geri dönsek diyenleri biz görüyoruz. Gözünden anlıyoruz, açık söyleyeyim. Kullandığı kelimelerden anlıyoruz. Bana söylenmedi mi? Bu kadına adını bildirin. Daha 2 sene evvel genel kurulda işittik yani. Genel kurulda. O yüzden hürriyetlerin eğer bir hakka, bir hürriyete dair bir hukuken güvenceye ihtiyacımız varsa bu ancak ve ancak bir anayasa ile olabilir. Tersinin olması zaten hukukun mantığına, işleyişine aykırılıdır. Ve tüm dünyada da bu işler böyle yapılmaktadır. Asıl demokratik ülkelerde bu konularla alakalı bir düzenlemeye zaten ihtiyaç yoktur. Zaten böyle bir yasak olamaz yani. Hukuksuz, hukuk yok, kanun yok. Fiilen 50 sene bir ülkede yasak olabilir mi? Ne kadar sabırlıymışız. Ne kadar sabırlıymışız. Bu sabrın kaynağı imandır. Şimdi ben kendi adıma da başı açık, şimdi biraz evvel ifade ettim. Ailemden söylüyorum. Bir sürü böyle aile var. Anneler var, kızlarının başı örtülü değil. Benim gibi annelerinin başı açık, kendilerinin başı kapalı. Türkiye'de o kadar farklı aile modelleri var ki, bu şartlar altında baktığınızda başı açık ya da başı kapalı olmak, anayasanın ötesinde, anayasanın da üstünde bir tabii haktır. Ha ille de kayıt altına alalım diyorsak, hani bize res çekildiği için, kanun veriyor. Biz kanuna zinhar hayır diyoruz. Kanun onlar verdiği için değil. Kanun bu işin mantığına aykırı olduğu için. O sebeple eğer bunu yapacaksak, teminat altına alacaksak anayasayla olur. Kaldı ki şunu görmemiz lazım. Bu aslında bu konuya dair yaklaşımın ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Muhakemenin ne kadar zayıf olduğunu, yapılan işin ne kadar siyasi, ne kadar göstermelik olduğunu gösteriyor. Çünkü kanunla teminat altına alınan kanunla değişir. Bir işlemi hangi usulde yaparsanız aynı şekilde geri alırsınız. Yani kanunla teminat altına alıyorsanız aynı şekilde kanunla değiştirebilirsiniz. Ve biliyor musunuz, böyle yaptığınızda şu an hiçbir hüküm olmadığı halde teminat altında olan başörtüsü özgürlüğünü zayıflatıyorsunuz. Teminatını zayıflatıyorsunuz. Bir kanun yaparız, veririz. Bir kanun yaparız, geri alırız. Dolayısıyla anayasa ötesi tabii bir hak olmaktan çıkarıp tam tersine kanuna dair verilebilen, kanunla alınıp verilebilecek bir hak olarak aşağıya getiriyorsunuz, indirgiyorsunuz. Şu an şu mevcut halinden de geriye getirmeyi öneriyorsunuz. İşte o yüzden biraz anlamaları lazım. Bu işin teorisini, mantığını anlamaları için bunu ifade ediyorum. Yani siz bir kanun teklifi verdiğinizde aslında bu anayasa üstü tabii hakkın bulunduğu yeri aşağıya indirgiyorsunuz. Kanunla verilip alınabilen bir hak durumuna getiriyorsunuz. Ve bu indirgeme sebebiyle bir yasaklamanın önünü açıyorsunuz. Hukuken altyapısını oluşturuyorsunuz bu yasaklamanın.
Yani kanunla verdiğinizi kanunla alıyorsunuz. Ama anayasayla verdiğiniz bir şeyi kanunla alamazsınız. Bugün anayasa teklifini vermek için Türkiye'de 200 imza gerekiyor. Bizim şu an 336 imzayla başvurumuz olacak. Bir kanun teklif etmek için bir milletvekili kafidir. Şimdi tabii bir de kanunların içeriği var. Yani ben gazeteci arkadaşlarımın dikkatini biliyorum. Kanun metnini okumuşsunuzdur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği kanun metnini. Bu kanun metnini okuduğunuz zaman içinde çokça yasaklamaya kapı açan şeyler var. Yollar var. En önemlisi diyor ki bir meslek, cümle cümle söylemiyorum anlam olarak. Bir meslek diyor, gereği itibariyle bir kıyafet tanımı yaparsa o hallerde başınızı örtmeyebilirsiniz. Sonucuna varan bir ifade var. Bir ifade var. Oysa ki biz diyoruz ki bizim yaklaşımımızda devlet milletin değerlerine uyum sağlar. Eğer bir kadın ne fark eder ki yani ben benim yani başörtülü avukat, başörtülü doktor olmakla başı açık olmak arasında aynı kişi açısından bile ne fark olabilir ki? Mesele insanların kafasındadır, kalbindedir. Bir mesleğin kıyafet tanımı neden bir kadının özel hayatını, kendi değer sistematiğini bu kadar tahrip edecek şekilde etkilesin? İşte buna imkan veren, yasaklayıcı o anlayışın izlerini, tezahürünü o kanuna da görmeniz çok mümkündür. Yani sonuç olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kanun teklifini biz siyaseten değil, esası itibariyle, meseleye yaklaşım itibariyle, hukuk mantığı itibariyle hayır diyoruz. İçeriğine ise toptan hayır diyoruz. Çünkü içeriği yasaklayıcı anlayışın imgelerini, ifadelerini barındırıyor. Şimdi gelelim şu noktaya. Biz onu zannediyoruz ki bütün yasaklar, şu an Türkiye'de yasak yok. Hatta hiçbir konuda yok. Yani başörtülü valimiz var, başörtülü yüksek rütbeli askerler var, jet pilotu var, her meslekten polisler var, avukat, herkes her meslekten. İşte biz milletvekilleri buradayız. Buralar buradayız. Ben Türkiye'nin ilk başörtülü grup başkan vekiliyim. Hepimiz arkadaşlarımızla buradayız. Üniversitelerde bir sorun yok. Liselerde bir... Hiçbir yerde, kamusal hayatın içinde, eğitim hayatının içerisinde hiçbir yerde bir sorun yokken sizce neden Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir kanun teklifi verme ihtiyacı duydu? Neden? Bunun sebebi şu olsa gerek. Yani biz eskiden çok düşmanlık ettik. Çok. Bu özgürlük devri altında benim de imzam var. Ama ona rağmen biz vazgeçtik. Fakat sözlerimiz itibar görmüyor. Şimdi o masalarda otururken onlara diyorlar ki, efendim sözler yetmez. Bu vatandaş size hala güvenmiyor. Bu başörtülü kadınlar hala kaygılı, güvenmiyor. Sizin bir yazılı bir şeye ihtiyacınız var. Hani bir tür kontrat gibi düşünün, bir sözleşme gibi düşünün. O yüzden bunları kayda geçireceğiniz, bak kanun teklifi de verdik. Bu kanun teklifinde de biz grup olarak altına imzamızı attık Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bizim bir belgemiz olsun. Bunun altındaki anlayış budur yani. Siyaseten başörtüsü aynen böyle kullanılır. Biz hiç kullanmadık ama çünkü bizim hayatımız. İşte başörtüsü siyaseten kullanmak nasıl olur diyorsanız tıpkı böyle olur. Aynen böyle olur. Şimdi biz onlara bir imkan veriyoruz bu anayasa değişikliğiyle. Gerçek niyetin ortaya çıkması için yani 50 yıldır milyonlarca kadının, bakın milyonlarca kadının direkt indirek çocuğundan incinen anne de dahil olmak üzere kadın erkek bizimle aynı fikirde olsun olmasın. Başörtünün gerekliliğine inanmadığı halde özgürlük adına bunu savunan binlerce kadınla karşılaştım ben Türkiye'de ve dünyada. O yüzden eğer gerçek niyetlerini ortaya çıkarmak için bir şeyleri varsa, bir niyetleri varsa işte kalıcı bir teminat olabilecek en üst noktada bir teminat için biz bugün buradayız. Bir anayasa değişikliği teklifi veriyoruz. Ve ben diyorum ki arkadaşlarım adına, AK Parti grubu adına, MHP grubu adına, Büyük Birlik Partisi adına, imza veren milletvekilimiz adına, İstanbul Milletvekili, Bağımsız Milletvekili Mehmet Şeker adına diyorum ki değerli arkadaşlarım, geliniz bu anayasa değişikliğine destek veriniz.